Ya kardeşim bu ne rezilliktir ya? Hayır madem dökeceksiniz, niye yaprak açıyorsunuz? Manyak mısınız? Allah boy vermiş ama aklı eksik olmuş. Ağaçları rahat bırak da işini yap Vedat. Ya ama aklı kurtarıp biz toplandıkça gerisi dökülüyor tepemize be ya. Ama bu yapraklar bu ağaçların yaprağı değil. Allah Allah. Bak dostum, bu yaprak meselesi uzundur. Ta Adem'den bu tarafa kadar gelir. Ama bu tarafa gelen öbürküsü ağaçta. Yani rüzgarla gelmiş. Var yani Katarina kasırgası, Katarina Witt kasırgası. Böyle fişt 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 diye kaya kaya gelmiş. Allah Allah. Hadi hadi çok konuşmayın da toplayın şu yaprakları. Aa, mantar çıkmış burada. Hani bakayım? Ula benim ayağımdaki mantarlar olmasın. Hık, pis şey. Ya sus be. Anam! Bunların ne güzel satısı olur la. Ya oğlum yapma babacan. Zehirlidir oğlum onlar. Ya benden iyi mi bileceksin oğlum? Bunlar iyi huylu mantar. Heh. Benden söylemesi. Bak şahitsiniz ha. Şahit. Bozacının şahidi Sıracı işte. Ula bu arada sen niye çalışmıyorsun? Bak ben de çavuşum ama çocuklara yardım ediyorum. Ya bana ne kardeşim? Hem sen ezik bir çavuşsun. Ulan eremezik yalancı. Oo, oğlum habere bakın beyler. Ne haberi be? Bizimkiler Irak'ta operasyon yapmışlar yine. Ah be, ben de orada olacaktım ki. Ya dur be, başlama yine komando hikayesine. Oğlum, Lizmiz de gitmiş olabilir. Allah korusun ya. Ah. Bana değil, ona vuracaksın. Sağlam ol. Ne var, zoruna mı gitti? Görürsünüz lan. Levent Üste hemen dönsün. Konuşup bütün eğitimlere katılacağım. Çakı gibi asker olacağım namus. Gözün aydın o zaman. Yarın öbür gün döner Levent Üsteğmen. Sen nereden biliyorsun? E baksanıza operasyon bitmiş. Cin gibi adamlarsınız beyler. Bağlantıyı kuramıyor musunuz? Fırtına Üsteğmen, özel tim, Levent Üsteğmen'in aniden gidişi. Kafamızı karıştırdın sen babacan ya. Aman. Atıyor atıyor. Bir şey bildiğinden değil. İster inan ister inanma. Abi Ferit de operasyona gitti diyordu. Aman neyse ne. Dönsün de bir an önce yaprak toplamaktan kurtulalım ya. Vallahi öyle ha. Ya Levent Üsteğmen olsa böyle angaryalarla uğraşmazdık ha. Demek Levent Üsteğmen olsa ha. Ulan ne nankör adamlarsınız be. Ya yok komutanım. Siz yanlış anladınız. Biz şeyden bahsediyorduk ya öyle aramızda. Ha ya bu bizim Jumbo var ya. Ya yine çok ya, yemeye başladı ya. Şimdi hani Levent Üsteğmen olsa burada uzun uzun o kadar yiyemezdi. Yedi mi? Falan. Falan. İşte. Hadi hadi. Çok konuşmayın da işinize bakın. Hem nankör hem de yalancısınız be. Puh. Yazıklar olsun size. Aşk olsun. Yemeyen ağladı, kalbini bağladı Ankara mantarına. Allah, mis gibi koktu vallahi. Gökhan! Gökhan neredesin oğlum? Buradayım, geldim komutanım. Emret komutanım. Ne buranın hali böyle Gökhan? Aa, vallahi daha yarım saat önce süpürdüm komutanım. Ama görünen o ki geri gelmişler. Çabuk süpür buraları. Şu yol tarafını da süpür. Oradakiler uçup olduğu gibi buraya geliyorlar. Ama komutanım orası Hamza'nın bölgesi. Gökhan, hemen diyorum. Çabuk diyorum. Üstelik rica etmiyorum, direkt emrediyorum. Emredersiniz komutanım, tamam da. Benim ocakta yemeğim var, onu şey edeyim, yani altını kapatayım. Gökhan! Süpürgeyi alıp geliyorum komutanım. Hadi! Başlayacağım yapmanı. Dökül dökül bitmedi namus. Anam! Gitmiş mantarlar. Ulan kim aldıysa var ya. Gökhan, oyalanma hadi. Ne yapıyorsun ula? Çaya bakıyorum. Tadı bir garip. Bağ da öyle cildi. Kesmedi hararetimi. Benimkini de. Böyle nasıl desem bir rehavet. Böyle buram buram bir sıcaklık bastı. Evet sıcaklık. Beni de vallahi. Pastırma yazı cildi herhalde. Pastırma mı? Yumurtalı mı? Kulaçıya dolaşalım biraz. Ben çok sızakladım. Ne oldu şaşkın? Ayarım mı bozuldu?
Yok, tansiyonu düştü herhalde. Aman diyeyim. Hemen gidiyoruz, tansiyonuna bakıyoruz. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Yok canım. Çiğdem üsteğimi rahatsız etmiyorum. Ne Çiğdem üsteğimini canım? Revirin kralı benim. Gel sen gel, gel, gel. Sen şimdi kral mısın? Ya. Ben de vezirim o zaman. Ulan ne rahatsız yatak mı böyle? Tamam canım, kapatıyorum. İstanbul gözüktü, inişe geçiyoruz. Ulan sürekli sallanayım. Sen de en kötü yere yapmışsın. Gelsene şöyle cam kenarına. Niye? Efendim, günaydınlar, günaydın. Cam kenarı istemem. Koridor olsun. Oğlum, oğlum burası bak harika. Bak ne biçim zıplıyorum. Minik bir kurbağayım ben. Ula zıplama, başım donuyor. İyi, ama. Bakalım tansiyonu kaçmış. Efendim, bir kaşarlı iki tane de goralı var. Teşekkür ederim. Ula Vedat. Vedat. Vedat yok. Diğerleri de yok. Ula nereye dur diğerleri? Kim? Annem, babam, efendim, eniştem, halam, yengem, teyzem, elçim, görümce. Hakan vurdu, 0-0 oldu sevgili seyirciler. Ula müjde de yok. Bilmem. Sıkılıp gittiler herhalde. Ben de sıkıldım, gidelim. Haçan, uşağım nereye gideysin? Hasan mı? Ula sen bensen, ben sensem, ben sensem, sen bensen. Ben çimim. Nerede dur? Gidelim. Ne biçim bir kafe burası böyle? Bir garson gelip siparişimizi bile almadı. Hesap lütfen. Efendim, Balkanlardan gelen alçak basıncın etkisi... Turkey 12 points. Taksi! Müjde. Taksi! Müjde de geleceğiydi. Niye gelmedi? Taksi mi? Ula ben de bekle. Dünyaya gelirsem yine asker olacağım. Ben sahip buralara canım diyorum. Ama sakalım yok diye dinlemiyorsun. Orada burada avarelik ediyorsun. Vallahi. Sakal bıraksana sen. He. Bırakayım değil mi? Bırak vallahi. Bırak bırak. Dedeme benzersin. Şaşkın dede. Torunum benim. Ne getirdin bana Kore'den? Kendimi getirdim torunum. Öpeyim. Dede. Torunum. Mis gibi dede kokuyor. Canım benim, ben de seni seviyorum. Kudum. Kudum. Ben de seni seviyorum torunum ama... Müjde'yi daha çok seviyorum. He. Ne yapalım? Kısmet. Müjdemi isterim. Bak, müjde geldi. Dede, müjdeler iki oldu. O kim be? Ne arıyor bu karılar askerliği? Seferberlik ilan edildi dede. Ne haber beyler? Ne haber beyler? Ula bize selam verdiler. Kim ki bunlar? Subay olmasınlar. Ula jandırlar belki. Dikkatli konuş, renk vermeyelim. İkişerden dört tane. Sen nasıl istersen. Dedem benim. Torunum. Ya neler çeviriyorsunuz siz yine?
Yok bir şey. Ben muz kiralıyorum sahilde. Banana, Ringo, muz, sosis. Çek iki döner. Emredersin şef. Kafa bulmayı bırakın. Şimdi ikinize de girişeceğim. Ya vallahi temizledik komutanım. Yalan söyle. Sus. Nasıl temizlik bu? Her taraf yapıyor. Görmüyor musun? Ama komutanım biz temizledikten sonra tekrar dökülüyor bunlar. Ya ağaç işte. Emir komuta zinciri falan dinlemiyorlar bunlar. Sus. Cevap ver. Aztek'te iki tane. Ula birine tahammül eden birum. İki tane oldular. Yoklar. Yoklar. Siz niye duruyorsunuz burada? Toplasanız da yaprakları. Uy. Yine varlar. Aztek dönüyor. Bir kez daha dönüyor. Üçlü aksıl. Ne oluyor be? Aa, manyamış bunlar. Hem siz niye duruyorsunuz burada? Toplasanıza yaprak. Yaprak mı? O ne ya? Bana bak asker. Bana bak. Ne bu lakaytlik? Laka, lakari, lakari, bomba. Şşt, lan ne yapıyorsun lan? Oğlum lan. Saçmalıyorlar vallahi. Şunlara bak şunlara. Komutanın karşısında nasıl duruyorlar? Git. Kendine gel. Komutanmış dede. Kusura bakmayın komutanım. Bir an dalgaya düştük. Ben sizi dalgaya düşüreceğim şimdi. İyice sapıttınız siz. Sapıttık. Söz verdik sapıtmayacağız diye. Nasıl affettirsek kendimizi yahu. Tamam tamam. Toplayın hemen şu yaprakları. Manyak herifler. Ne oluyor be? Sen bakarken olmaz. Utanıyoruz. Sen git. Biz öyle toplayacağız. Aa, siz iyice kafayı yediniz. Sizinle uğraşamam şimdi salak şeyler. Ne güzel yaprak değil mi? Dolma saralım biz bununla. Aman ne zeka. Dolma yapmak için topluyoruz zaten. Eyvallah. Yırtıklarını toplama. Düzgünlerini al. Torunum, tansiyonun düşmüş. Kalbiniz buzuk atıyı. Hemen tuzlu ayran iç. İçemem. Oruçluyum. O zaman senin yerine ben içiyorum. İçemezsin. Sen de oruçlusun. He. Oruçluyum. Allah Allah. Ya şimdi nasıl yani? Bildiğin gibi ciddi ciddi bunlar kavga mı ediyorlar? Ya şimdi nasıl tarif edeyim? Yani kavga etmek değilse de tartışıyorlardı. Hararet vardı, böyle kaynıyordu. Allah Allah. Ne diye tartışıyorlardı peki? Vallahi biz tam anlayamadık ama Ferit gelince sorarız. Tabii inebilirse. Onlar tartışırken Ferit ağaçtaydı da. Ya oğlum dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Yok üsteğmenler takışıyor. Ferit böyle ağaçta. Ne yani başka? Ya sinirim bozuk zaten. Bir mantarları mı yedi var ya? Bir yakalarsam ebesini... Yavaş babacan. Ayıp oluyor be. Sen mi yedin yoksa? Ben yedim. Ne işim olur senin mantarınla pantarınla? Hayda. Niye getirdiniz oğlum bu yaprakları buraya? Yaprak dökümü. Neyse. Ne olmuş lan bunlara Bülü? Aplandınız mı oğlum? Cemal, Cemal. Sıra mı geldi? Çıkayım mı sahneye? Nasıl kiydi sağ o kötü vokli zadi? Oğlum otur be. Ne diyor oğlum bunlar? Ama ziyaretçi parkında da bir garipler. Anlamadım vallahi. Bırakın oğlum. Oyun yapıyorlar bunlar akılları sıra. Demince yemekhaneye de geldiler sarmaş dolaş. Güya Cemal bunun dedesi miymiş neymiş?
Canı yaprak dolma çekmiş falan. Dedeciğim öpeyim. Öp yavrum. Ne oluyor lan? El öpellerin çok olsun torunum. Berhudar ol yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Şşş Vedat! Oğlum! Cemal! Oğlum ateşleri falan da yok. Ne oluyor lan? Hadi beyler hadi bakalım hadi. Kalk 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 kalk. Herkes içtimai. Çabuk çabuk. İçtima mı? Daha vakit varmış komutanım ya. Nöbetçi amiri Tahir Yüzbaşı. Anlaşıldı şimdi. Ya of ya. Ne of? Özür dilerim komutanım. Ya bununla kalsa iyi. Yemekte içtim ha. Yemekten sonra içtim ha. Vallahi yatakhanede bile sayarlar tek tek. Gelip sayar. Hadi söylemeyin hadi çabuk. Hadi bakayım siz de. Hadi çabuk çabuk. Şşş, ben hadi, daha hadi, son durakta ineceğim. Şoför bey. Yürü be oğlum. Baba. Ne şoför Cem babası yürü be. Torunumu nereye götürüyorsunuz? Asker. Cemal. Lan oğlum ne yapıyorsun? Rahat dursana. Kendine gel asker. Bak son kez uyarıyorum. Asker. Ya dokunmayın içim kalkmayın dedemi ya. Ne oldu? Niye durduk? Ne oluyor burada çavuş? Komutanım. Bir gariplik vardı zaten bu ikisinde. Bilemiyorum. Sakın öpeyim deme. Benim başka bir sevdiğim var. Rahat dur bir dakika. Hipnotize edemeyeceksin beni. Uçarak kaçacağım. Komutanım bu arkadaş zehirlenmiş. Ne zehirlenmesi? Vallahi sentetik zehirlenmeye benziyor. Yediği bir şeyden sanki. Ne bileyim ağaç mantarı gibi bir şey. Benim mantarlarım. Hamsili asker. Mantar. Komutanım kendilerine değiller revire götürelim. Haklı galiba komutanım. İyi götürün. Ya. Hadi gel. Geri döneceğim. Bir gün mutlaka geri döneceğim. Riv 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 riv. Ulan nereye götürüyorsunuz? Bir maske eminim. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Bölük. Dağıt. Az ol. Dön bak ben sana neler yapacağım. Demek benim mantarlarımı yersiniz ha? Oğlum zehirliymiş işte daha ne mantarı ye ye nereye kadar be? Yani. Zehirli meyirli. Bütün gün aç kalmaktan iyidir. Yoğurt da yerdim yanında oh. Ye ye orduyu ye. Öğretmiş. Arıza. Emret komutanım. Cemal. He. He uşağım. Oğlum niye revirdeyiz lan biz? Bilmiyorum da en son kantinde çay içiyorduk. Eyvah. Radyasyonluymuş çay. Radyo neyli? Çernobil. Ne haber? Daha iyi oldunuz mu? Ne oldu ki? Mantar zehirlenmesi. Gökhan'ın mantarlarını yiyip zehirlenmişsiniz. Yaşayacak mıyız? Ölmeyeceğiz değil mi? Merak etmeyin. Akşam hastaneye götürüp midenizi yıkadılar. Sen ne diyorsun ula? Yıkadıktan sonra yerine koydular değil mi? Ah. Günaydın. Günaydın. Günaydın komutanım. Daha iyisiniz sanırım ha? Ama daha önce nasıl olduğumuzu hatırlamadığımız için bir şey diyemeyeceğim. Ama buna da şükür tabii. Buna da şükür. Bir daha böyle aptallıklar yapmayın. Büyük ihtimalle ceza alacaksınız. Ceza mı? Komutanım ne cezası? Uy komutanım. Hem zehirlendik hem ceza mı alacağız? Kim dedi size mantar yiyin diye? Dua edin Ali farkına varmış. Sahi aklıma takıldı Ali. Sen sağlık meslek lisesinde falan mı okudun? Yani mantar zehirlenmesinin semptomlarını hemen fark ettiğine göre. Yo sadece tahmin ettim. Hı. İlginç. Ay. Geçmiş olsun babacanlar. Al bakayım. Bak kimler gelmiş. Vallahi arkadaşlar kalkardım ama hiç takatim yok. Ula kaç gündür burada yokluk çekiyoruz. İnsan bir uğramaz mı? Oğlum abartma be ya. Daha dün bir bugün iki ne oldu?
Ula bağ daha uzun cildi vallahi. Kafan iyiydi ya, ondan olmuştur. Oğlum niye şikayet ediyorsunuz? Mantar yiyip bedavadan kafa buluyorsunuz işte be. Hiç öyle değil vallahi, hiç. İçimiz dışımız açıktı, alttan üstten yani. Oh, iyi olmuş. Niye yiyorsunuz la benim mantarlarımı? Ya oğlum ayıp. Adamlar hasta. Bana ne? Ben mantarlarımı istiyorum. Allah'ım. Cemal. Ver şu ayağından 3-5 tane mantar şuna. Sedat, başka yerleri dert vermesin de. Abi bakın, size kolonya getirdim. Dök tosunum, dök. Bak oraya terlikçiye de dök. Bak, mis gibi mantar yiyip üstüne bu kolonyayı da içerseniz nefis leyla olursunuz. Bak bu da Mecnun. Yeter arıza dalga geçtiğiniz ya. Aa, tutun kolonyası. Ula seviyorum diye tutun kolonyası mı aldınız? Yok. Direkt gittik, senin dolabından aldık geldik. Ula namussuzlar. Şşş, oğlum ayıp ama be. Ya bu kadar ziyarete geldik. Fazla şey yapmayın yani. Muhabbetiniz bol olsun beyler. Dikkat! Saçmalama Hamza. Ne bileyim komutanım. Böyle komutan gelince öyle bir dikkat çekeyim dedim. Tabii sizin de dikkatinizi çekti galiba. Hamza. Burası revir oğlum. Bak orada duvarda hemşire resmi var. Sus diyor. Hmm. Görmüyor musun? Hmm. Vedat. Komutanım. Korkuyordum. Gece yalnız yatmak istemiyordum. Karanlık. Kusura bakmayın ne olur. Ben şimdi senin kusurunu var ya. Hadi bakalım. Taburcu oldunuz. Aa. Ne tabu? Hadi hadi toparlanın. 15 dakikaya kadar hepinizi bahçede bekliyorum. Hadi çabuk olun. Bizde mi? Hayır Tosuncuğum. Sen istirahat et. Yorulma. He? Hepinizi dedim serseverim. Kalbimi kırıyorsunuz ama komutanım. Asker! Şimdi delireceğim ha. Ayıp.